Popçu İrem Derici de o diyor da saklamıyor. Yaptırmadığım yerim kalmadı. Çok tatlı. İzleyelim onu da. İrem de barışık kendisi. İrem de kendisi. Çok barışık. Çok tatlı. Evet, gelsin. 2023 yılı ünlüler dünyasında itirafların ardı ardına patlamasına neden oldu. Bir estetik itirafı da İrem Derici'den geldi. Önce İrem Derici'yi tanıdığınız ilk yıllara gidelim. Soldaki halini görmeyenler lütfen küçük dillerini sıkı tutsun, yutmasın. İrem Derici hem kilo vererek hem de yıllar boyunca birçok kez estetik yaptırarak büyük değişime uğradı. Dudağındaki uçuğu hayranlarına anlatan İrem Derici bakın hangi itiraflarda bulundu. Dolgudan. Art niyetli fesatlar. Elime erkek sinek konmuyor. Dudağımı da yaptırdım. Nerem kaldı? Kalmadı. Ama size düşer mi? Abuk subuk yapılar. Bu çok iyi bir yapı. Üç kez burun ameliyatı oldu. Yüzüne dolgu yaptırdı. Fransız askısı yöntemiyle daha Seda Sayan'dan bile önce yüzünü gerdirdi. Göğüslerine silikon taktırdı, dişlerini yaptırdı. Zaman zaman botoksunu yaptırıyor, dolguları yeniliyor ve bunu hiç saklamıyor. En sonunda dudakları şişir. Büyük bir azimle fıstık gibi bir kız oldu. Evet, birkaç yıl önce başladığı nokta bittiği nokta. Yani aynen. Bittiği demeyelim, yeniden başladı. Birkaç yıl önce. Kendini mutlu etmeye çalışmış. En sonunda da mutlu olmuş. Yani. Estetik ya, ameliyatlarına. Yani. 300 bin TL harcadığını açıklamıştı ama birkaç yıl önce. Şu an o estetik ameliyatların bir tanesi 300 bin. Şimdi yüz germe ameliyatına 300 bin lira istiyorlar. 300 bin yani lira. İyi bir doktor. İyi para. En havalı Nişantaşı'ndaki bir doktor ya da Zincirlikuyu'daki bir doktor 300 bin. Vallahi iyi. Zamanında yaptıracaktık bu işi. Baksana zamanında gidemedik. O pandemide korktuk da gitmedik. O kadar aşık. O pandemide neler kaybettik öyle. Neler kaybettik ne öyle. Olacak? Sarkmasa bile tabii. Önümüz yıllar için yaptıracaktık. Pandemiden sonra da ekrana çıktığımızda derdik ki bir sene çok güzel uyuduk dinlendik. Hep öyle diyorlar ya. Ya düşünsene sarkmamış ama yine de gidiyoruz yaptıracağız. Aynen. Peki kadınlarda ya da erkeklerde estetiğe nasıl yaklaşıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Diyor, bazı erkekler hiç hoşlanmıyor. Dur, Okan Bayülgen'in güzel bir açıklaması vardı. Bence kendini güzelleştirdiği zaman, yani ben güzel görmeyi severim yani. Öyle söyleyeyim. Bakımlı insanı görmeyi sevdiğim için. Benim için bir sorun yok. Okan Bayülgen çok ağır. Bende tiksinti yapıyor. Dedi. Okan abi. Evet. Bende tiksinti. Hiçbir şekilde çekici gelmiyor. Yapılmış Okan abi o an geliyorlar onu söylüyor. Yapılmış yüzler bende tiksinti yaratıyor. Bu ülkenin farklı genetik yapıda kadınlarına bayılıyorum diyor. Biz bazı noktada katılıyorum. Gerçekten doğal yani güzel bir şey ama bazıları da artık çok birbirine benziyor yani. Fotoğraflarda bakıyorsun o kız o muydu o adam bu muydu yani çok benziyorlar. Bazı orada erkeklerin de silikonlu dolgulu dudağı alerjisi var öpemiyorum diyor. Evet o... Evet. Geçen gün kim dedi balon mu öpüyorum dudak mı öpüyorum? Evet. Büyük dudak. Bir de şimdi dışarıya dudak. Evet, evet. Hem büyük hem dışarıya evet, dudak. Onlar kötü duruyor. Peki. Peki şimdi magazin turuna gidiyoruz. Gidelim. Bizim magazin turu çok eğlenceli. Uzun. İçinde ne ararsanız bir haberi çok yandılar. Merak ediyorum. Hadi ben. Söyle. Beren Saat'e Yeni Bihter, Farah Zeynep Abdullah'ı sormuşlar. Tepkisini ben de sizlerle beraber izleyeceğim. Sen de aynı şekilde. Evet. İzleyelim. Magazin turu başlıyor. İtiler'deyiz. Adı aşk dedikodusuna karışan Hande Doğan Demir ve Aytaç Yaşmaz tiyatro oyunlarının provasından çıkıp yemek yemiş. Merhaba. Allah gelsin. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun siz. Onlara bu sefer oyuncu Levent Can da eşlik ediyor. Hande Doğan Demir biraz düşünceli, hafif gergin, biraz da kararsız bir duruş sergiliyor. Bu telaşının sebebi ne acaba? Ne zaman acaba ilk premieri belli mi? Şubat ayı içinde değil mi efendim? Ortası gibi. Ha, Levent Bey de oyunda galiba. Beraberiz. Bugün eksiksiniz. Bizi böyle çok göreceksiniz. Bir kere söyleyelim. Oyunumuz var, her gün provamız var. Şu aşk mevzusunu derinlemesine açalım. Şimdi haberi yapınca da biz tabii iş var dedik, aşk yok dedik ama sosyal medyada çok yakıştırdılar sizi. Birbirinize ama. Güzel, oyunu izlemeye gelsin. Bu da senin galiba. Yazıldı diye için soruyorum. Olmaz herhalde böyle bir şey. Yok. İşte tiyatro yapıyor. Hayır şimdi siz bekar. Hande Hanım bekar. Yok. Hayır alakası yok. Hani belki yani. Yakın arkadaşım Hande Hanım. Çok yakın arkadaşım. Aynı menajer şirketindeyiz. Beraber çalışıyoruz.
Beraber tiyatro yapıyoruz şimdi. Tüm kapıları kapatıyoruz o zaman. Ama yani açılacak bir kapı yok ki zaten. Bilmiyorum, hayatta olmaz diye bir şey yok. Belki yani ileride... Yok yok, tabii ki olmaz öyle bir şey. Arkadaşım çok yakın arkadaşım benim. Peki. Tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kıbrıs'ta sahne alan Zinet Salih, 10 yıllık savaşçı kostümüyle kameralar karşısındaydı. Bu kostümü 10 yıldır dolabında saklıyormuş. Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kıyafetim valla tam 10 yıllık. 10 yıl önce Harbi Açık Hava'daki konserim için sevgili Cengiz Abazoğlu'nun hazırladığı bir kıyafetti. Kılıcım, mikrofonum. Birazdan kurşunlarım, şarkılarım. Valla böyle işte çıkmak istedim karşınıza. Etiler'deyiz. Hazal Filiz Küçükköse yeni dizi projelerinde tekrara düşmemek için ince eleyip sık dokuyormuş. Daha güzel işler olsun diye, tekrar etmemek için de güzel bir karakter olsun diye bekliyorum şu an. Aşk-ı Memnu dizisi 3. kez çekilecek. Müjde Ar Bihter'i Salih Güney Behlül'ü canlandırmıştı. 2000'li yıllara damgasını vuran Aşk-ı Memnu'daysa Bihter'i Beren Saat, Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ canlandırmıştı. 2020'li yıllara damgasını vurması planlanan Aşk-ı Memnu'daysa Beren Saat'in yerine bu sefer Farah Zeynep Abdullah rol alacakmış. Beren Saat bu duruma yorum yapmadı. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çok kısa trafik açılmadan konuşalım. Biliyorsunuz Aşk-ı Memnu 3. kez çekilecek. Birçok isim konuşuluyor. Farah Zeynep oldu. Sizin düşünceleriniz, fikriniz nedir? Aşk-ı Memnu'da Bihter'i en güzel oynayan. Ama soruya kadar cevap gelmedi. Demet Akalın yakın arkadaşı Esra Balamir'le Milano tatile gitti. İkili bol bol alışveriş yaptı ve İtalya sokaklarında gezdi. Songül Öden, Ordulu hayranlarıyla buluşacağı müjdesini çocuklar gibi sevinerek verdi. Öden, "Bekle beni Ordu" dedi. Sitare Akbaş'la yaşadığı aşkı sessiz sedasız bitiren Murat Dalkılıç, Can isimli şarkıda düet yaptığı, Feride Hilal Akın'la aşk yaşadığı, ikilinin sürpriz bir şekilde yakınlaştığı iddia edildi. Türkiye'nin en pahalı saat koleksiyonlarından birinin sahibi olan Mesut Özil, eşi Amine Gülşen'e de sık sık saat hediye ediyor. Gülşen'in koluna taktığı yeni saatinin değeri yaklaşık 2 milyon liraydı. İkili 2021'de aldıkları 2 saatten de 8,5 milyon lira kazandı. Özil'in en pahalı saati 3 milyon 400 bin lira. Bu yıl 80.si düzenlenen Altın Küre ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Emmy ödüllü komedyen Jared Carmichael'in sunuculuğunu üstlendiği gecede çok sayıda ünlünün Covid-19 testi pozitif çıktı. Acun Ilıcalı ve Şef Mehmet Yalçınkaya, Acun Medya Akademi'nin 5. dönem mezuniyet töreninde mezun olan yüzlerce öğrenciyle buluştu. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Acun Medya Akademi 5. dönem öğrencilerini mezun etti. Acun Medya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilere Acun Ilıcalı diplomalarını verdi. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Başarılar. Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektiren öğrenciler Acun Medya Akademi'den mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Yine güzel bir gün tabii ki. Hani buradaki o güzel yüzleri, o güzel gözleri görünce çok mutlu oluyorum. Yine bir dönemin sonuna geldik. İnşallah faydamız olmuştur genç kardeşimiz. 5. dönem mezunları. Evet, yani nasıl çabuk geçti yani. Bu ilk geldiğim gün hatırlıyorum da. Yani güzel bir hayalle başladık. Yani çocuklar mutlu, biz mutluyuz. Yani burada güzel bir işbirliğinin çok güzel sonuçlarını görüyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Birçok öğrenci hayallerini gerçekleştirdi. Hem Dominik'te olsun hem TV8'de, Acun Medya'da işlerine kavuştular. Ya yani projenin zaten asıl temeli hem bu güzel kardeşlerimize faydalı olmak, hem de bizim kendi büyüyen, dünyada büyüyen yapımızda bazı uygun olan kardeşlerimizden de yararlanmak. İkisini de başarıyoruz. Mezuniyet gecesinde ayrıca MasterChef Türkiye şeflerinden Mehmet Yalçınkaya gastronomi öğrencileriyle bir araya geldi. Türk gastronomisi önümüzdeki 10 yıl daha popüler hale gelecek. Bu anlamda Acun Medya Akademi gerçek dışarıdan böyle televizyon, prodüksiyon, dijital medya eğitimleri veriyor gibi görünse de gerçekten bu aşçılık, gel. Kaçıyorum. Aşçılıkla alakalı bölümde de gerçekten çok başarılı. Ve iyi gidiyorlar. Yani şu anda ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sektörün gerçekten nitelikli elemana ihtiyacı var. Ben mesela 4 aydır soğukçu arıyorum. Bu anlamda Acun Medya Akademi olsun, diğer yerler olsun, bu kadar daha öğrenci sektöre kazandırsalar yetmez. Onun için Gökhan Bey'e de söyledim.
Acun Bey'in de gerçekten bu işe eğilmesi beni çok mutlu etti. Yani şimdi prodüksiyon, televizyon tarafı biliniyor ama gastronomi tarafında da bu tür şeylerin yapılması bizi çok mutlu ediyor. Sektörün ihtiyacı var.